Gerçekten dış piyasalar özellikle çok hareketli bugün. Yeni haftaya çok negatif eğilimli başlayan bir tabloyla karşı karşıya kaldık. İçeride de bir takım siyasi belirsizlikler ve terör olayları devam edince şu an çok fazla iyi yönde verilebilecek bir haber yok gibi görünüyor. Ama tabii burada Borsa İstanbul'un şu anki tavrı, nasıl bir seyir izleyebileceği de önemli. Şimdi bir uzman görüşüne başvurun. Vali ve Forex analisti Rıdvan Baştürk'ten yorumlarını rica edeyim. Rıdvan Bey, şimdi Borsa İstanbul'a bakarsak hızlı bir şekilde tekrar güne 1500 puan üzerinde değer kaybıyla başladığını görüyoruz. Büyük ölçüde bunu nereye dayandırmak lazım? Dış etki ne kadar fazla, iç etki ne kadar fazla, nereye kadar gitmesini bekleriz bu değer kaybı? Tabii Borsa İstanbul'da aslında uzun bir süredir satış baskısının hakim olduğunu görüyoruz. Aslında büyük çoğunluğunun yurt içi risklerden kaynaklandığını söyleyebiliriz. Tabii yurt dışı risklerin de bu baskıyı desteklediğini söylemekte fayda var. Yurt içi riskler belli. İki tane zaten temel riskimiz var. Birisi siyasi belirsizlik ki Kasım ayında bir erken seçim yapılması planlanıyor ve Kasım ayına kadar en az 3 aylık sürenin seçim belirsizliği ve siyasi riskle beraber geçeceğini söyleyebiliriz. Bu tabii ki de Türk varlıklarında satış tarafının ağırlıklı olmasını destekliyor. İkinci faktöre baktığımızda ise tabii ki de güvenlik endişeleri, terör eylemleri yurt içinde neredeyse her gün artmaya devam ediyor maalesef. Bugün de yine iki şehit verdik. Bu kapsamda bakıldığında özellikle terör eylemlerinin her geçen gün devam edeceğini varsayıyoruz ve kısa vadede bunun da çözüme kavuşmayacağını düşünürsek Borsa İstanbul'daki aşağı yönlü baskının devam edebileceğini söyleyebiliriz. Bunlar tabii ki de yurt içinde mevcut riskler bir süredir var ve bir sürede devam edecek gibi gözüküyor. Yurt dışı risklere baktığımız zaman tabii ki de Çin endişesini dile getirmek gerekiyor. Yaklaşık 2 hafta önce yapılan devalüasyon sonrası zaten borsa tarafının özellikle ABD ve Avrupa borsalarında satış tarafının ön planda olduğunu görmüş. Geçen hafta ise imalat PMI verisinin son 6 yılın en düşük seviyesine gerilemesi Çin ekonomisine, ekonomik büyümesine ilişkin endişeleri iyice yükseltti ve bu kapsamda bakıldığında başta ABD ve Avrupa borsaları olmak üzere buna da gelişmekte olan ülke borsalarının negatif tarafta eşlik ettiğini görüyoruz. Özellikle bakıldığında Asya seansında bugün Çin Şangay Endeksi %8'in üzerinde satıcılı seyretti. Bu kapsamda zaten dünya endekslerinde satıcılı seyretmesi kadar normal bir durum yok gibi gözüküyor. Borsa İstanbul'da hem yurt içi riskler hem de yurt dışı risklerin devamı kapsamında satış baskısının da devam edebileceğini söyleyebiliriz. Özellikle uzun bir süredir zaten satış tarafının ön planda olduğunu ve gelebilecek tepki alımlarının da Borsa İstanbul'da satış fırsatı olarak değerlendirilebileceğinden bahsediyorduk. Şu an 72.000 seviyesi oldukça önemli bir seviye olarak gözüküyor Borsa İstanbul'da. Bugünü 72.000 seviyesinin aşağısında kapatmamız durumunda bir sonraki hedef seviye 69.800 olarak gözüküyor. Burası daha önceki yıllarda dönemlerde sürekli toparlanılan seviye olarak gözüküyor. 69.800'e kadar satış baskısının devamı beklenebilir. Ancak buralardan bir ihtimal tepki alımlarının gelmesi mümkün. Ancak bu risklerin saydığımız 3 temel riskin kısa vadede çözülmeyeceğini varsayarsak bu hareketlerin de tekrardan aşağı yönlü hareketler için fırsat olarak değerlendirilebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi içerideki kur piyasasına baktığımızda şu an Türk lirasının hem euro hem dolara karşı düştüğünü görüyoruz. Aslında gelişen piyasa üzerinde baskının arttığı bir gün anlamına geliyor. Bir yandan paritenin 1.15'e doğru yaklaşımı, Fed'in faiz artırma konusunda çok kolay hareket edemeyeceği beklentisi. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Böyle bir gündem var. Bu noktada dolar TL'nin 3 seviyesini görmüş bir dolar TL'nin bu haberlerden nasıl etkilenmesini bekleriz? Yine 3 seviyesine doğru bir yaklaşım görecek miyiz önümüzdeki günlerde? Evet, dolar TL de aslında geniş resme baktığımız zaman yukarı yönlü trendin kuvvetli olduğunu ve bu trendin de kolay kolay değişmeyeceğini söyleyebiliriz. Tabii ki de Türk lirasını negatif hariçlenen sebepler yüksek ihtimalle tabii ki de yüksek yüzdeyle birlikte yurt içindeki riskler. Siyasi riskler ve terör eylemleri Türk lirasını zaten yaklaşık son 2-3 haftadır diğer ülke para birimlerinden negatif hariçlenmiş durumda. Bakıldığı zaman yurt dışına tabii ki de Çin'de yaşanan ekonomi ilişkin endişeler, Fed acaba faiz artırımını Eylül ayı daha sonraki aylara mı öteler beklentisini oluşturdu. Zaten bu kapsamda bakıldığında dolar endeksinde 94 seviyelerine doğru aşağı yönlü bir hareket var. Ancak içeriye baktığımız zaman dolar endeksinde yaşanan bu aşağı yönlü hareketin kur tarafına çok da etki etmediğini görüyoruz. Geçen hafta özellikle dolar endeksinde çok sert değer kayıpları yaşanmasına rağmen içeride dolar TL paritesinin 3 seviyesini test ettiğini gördük. O yüzden dolar TL'de dolar bazlı hareketler, aşağı yönlü hareketler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir ki geçen hafta bunun da
Hafta başında örneğini yaşadık. 2.89'lara doğru bir geri çekilme 3 seviyesini test ettikten sonra ancak bu seviyelerden tekrardan alım fırsatı geldiğini gördük. Tabii ki de yurt içindeki risklerin tamamen ortadan kalkmadığı sürece dolar TL paritesinde ciddi bir aşağı yönlü trendin başlaması oldukça zor gözüküyor. Tabii ki de burada Merkez Bankası'nın önümüzdeki süreçte yapacağı müdahaleleri göz ardı edebiliriz. Kur tarafı oldukça yukarıda. Sizin de bahsettiğiniz gibi parite etkisiyle birlikte Euro TL paritesi de 3.40'ın üzerine test etti Asya seansıyla birlikte. Sepet kur tarihi seviyelerde geziniyor. Merkez Bankası'ndan müdahale gelmediği sürece bu hareketlerin değişmesi biraz zor gözüküyor. Haftanın geneline baktığımız zaman gelişmelerden en önemlisi Amerika'dan açıklanacak büyüme verisi. İkinci çeyrek büyüme verisinin ikinci revizyonu açıklanacak. %2.3'ten %3.2'ye bir revizyon bekleniyor. Beklentilerden daha yüksek gelebilecek bir ekonomik büyüme Amerika tarafında. Dolar endeksinde yukarı taşıyacağı gibi bu zaten Türk lirasındaki mevcut ayrışmadan dolayı, negatif ayrışmadan dolayı dolar TL paritesine tekrardan üst seviyesinin test edilmesine neden olabilir. Evet, ALB Forex analisti Rıdvan Başlık, çok teşekkürler yorumlarınız için. Evet, çok kısa bir toparlama yapmak gerekirse yurt dışında